Merhabalar, herkese oradan selamlar. Evet Ahmet Hocam, bugün ne yapıyoruz şimdi? Şimdi şu körüğümü bir tamamlayayım. Arı savımı yapacağım. Evet. Onu size göstereceğim. Bu sezonki balın kalitesini ve ne kadar yapıldığını da böylelikle görmüş olacağız. Zaten ben birkaç tane arının bakımını yaptım. Çerçevelerini, ballarını aldım. Bölünecekleri böldüm. Bölünmüşlere de takviye yaptım. Şu an körümü tamamlayayım. Tamam, bekliyoruz hocam. Öncelikle körümüzün iyi yanması lazım. Dışarıda diğer arıların bakımlarını yaptığım için arı biraz huysuzlandı. Aslında bulut olarak bugün bal almak için çok güzel bir hava. Ama bal savımı yapmak için çok da iyi bir hava değil. Az daha güneşli olması lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Arımız biraz huysuz görünüyor. Çünkü şu çerçeveleri alacağım bundan. Alt kat dursun. Evet, biraz güzel. Balımız iyi. Kestane balı. Ihlamur ve kestane ağırlıklı. Maşallah. Evet. Oldukça güzel bir çıtamız. Bu yıl çok fazla bir bal elde edemedik ama kalitesi çok yüksek bir bal elde ettik. Kurak gitti. Kestanenin de hemen peşinden hava açtı. Kurak gitmesi bir yerde kestane ve ıhlamurdan bal gelimini artırdı. Fakat çiçekler kuruttuğu için çiçeklerden fazla bir şey gelmedi. Evet, balımız güzel. Tam olgunlaşmış bir bal. Şu an bu bal Karakovan'dan aşağı bir bal değil. Oldukça yüksek kaliteli bir bal. Benim elbisenin içine arılar girdi. Onu şuradan dumanlatayım ben de. Şunu toplayayım, atayım az. Böyle yapacaktık. Eteği açılıyor onun. Körüğün eteği açılıyor. O yüzden körüğün alt kısmını kapatacaksın. Artık o arıya dayanacaksın. Bir şey yapmaz herhalde. Çok rahatsız olursa illaki sıkacak. Ne yapsın, öldürsem mi acaba? Yok, hiç huysuzlandırma. Hay maşallah. 3 kiloyu bulan bir çıtada. Bu yıl balımızı 100 liradan vermeyi planladık. Bu biraz saldırganlaştı. Bunları çabuk almam lazım. Evet, dediğim gibi bal çok kaliteli.
uyurum balı. Çok da yüksek bir verim elde edemedik. Sadece bu aradan bu kadar yüksek bir verim aldık. Diğerlerinden bunun yarısı kadar bir verim alabildim. Ve kilosunu 100 liradan pazarlıyoruz. Of of. Bayağı ısırdı beni bugün. Vermek istemiyor balını. Gazi olduk gazi. Bugün gazi olduk. Bu balık Alman usulü bir balık. Bizim çıtalara biraz uyum sağlayamadı. O yüzden çıtalar sıkı geliyor. Alırken de zorlanıyorum. Arı ondan huysuzlanıyor, saldırganlaşıyor. Şu çıtayı da aldıktan sonra kapatacağım üzerini. Bundan iki çıta da alıp götürüp koymuştum zaten. Yaklaşık 15 kilo bal almışımdır bundan. 15-20 arası bir bal almışımdır. Tabi alırken alt kasadaki çırpılığını almamışım. Demek ki o zaman da bayağı huysuz ve saldırgandı. Faaliyeti bu kadar. Kapatıyoruz. Teşekkürler hocam. Elinize sağlık. Sağ olun. Hocam bir sorum olacak. Evet buyurun. Neden yeni çerçeve koymadık da tek kata indirdik? Şu an mevcut fazla değil mi hocam? Mevcut fazla olsun. Sorun olmaz. Onu birkaç gün sonra yeniden değerlendirmeye alacağım. Anladım. O zaman bakacağım. Başka zayıf olan eksik mevcut arılara takviye yaparım. Evet. Yumurtalı çerçevesini alırım. Anladım. Böylelikle onu rahatlaştırırım. Şu an çok da fazla kurcalamaya gerek yok. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Elinize sağlık.